Nedim Şener. İslamiyet de bizim Atatürk'te. Aylardan beri her platformda aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Atatürk İslam üzerinden yaratılmaya çalışılan tartışmayla asıl hedeflenen toplumsal kaostur. Çatışma yaratılmak istenen bu kimlik ve tanımların hepsi bu ülkenin parçalarıdır. Bir arada büyük bir güç bölünürse büyük bir parçalanma yaşanır ve maalesef birileri bu parçalanmaya doğru götürmek için elinden geleni yapıyor. Bunu yalnızca batı basını körüklemiyor. Yurt dışında yuvalanmış terör örgütlerinin sosyal medya hesapları yanında Türkiye içindeki bazı kişi ve gruplar da bu amaca hizmet ediyor. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek bu değirmenin çarkına su taşıyorlar. Şeyh kılıklı bir ahlaksız herifin küçük bir kıza taciziyle alevlenen son tartışma Türkiye'de muhafazakar kesim üzerine inanılmaz bir algı operasyonuna dönüştü. Konu merdiven altı denilen, nereden zuhur ettiği belli olmayan tarikat, cemaat ve grupları geçti, İslamiyet'e dil uzatmaya kadar vardı. Öyle ki hiçbir ilgisi olmadığı halde tartışma İmam Hatip mezunlarına kadar geldi. Algı operatörü Erol Mütercimler isimli şahsın İmam Hatip'ten mezun olanlar da cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız olarak karşımıza çıkıyor sözleriyle tırmandırılmaya çalışılan tartışma sonunda kendi başını yedi. Kemalizm bağımsızlıktır. Ama bu konulardaki tartışma bitmedi bitmeyecek gibi görünüyor. Şimdi de bir üniversitede doçent olan Selman Öğüt'ün Kemalizm üzerine sözleri gündeme girdi. Muhtemelen önümüzdeki günler bu konu tartışılacak. Selman Öğüt sosyal medya platformu Twitter'dan şunu yazdı. Kemalizm bir virüstür. Devletse vücuttur. Virüs vücuda zarar verebilir ama virüs virüstür, vücuda hükmedemez. Vücuda kalp ve beyin hükmeder. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir. Öncelikle buna Cumhurbaşkanı Erdoğan başta tüm Adalet ve Kalkınma Partisi üyelerinin karşı çıkması lazım. Çünkü burada saldırı altında olan yalnızca Mustafa Kemal Atatürk değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır. Şehitlerimizin kanıyla kurulmuş devlettir. Nasıl ki İmam Hatip mezunlarına hayasızca toptancı bir şekilde dil uzatan şahsa tepki gösterildiyse, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e virüs diyen şahsa da gerekli cevap verilmelidir. Kemalizm anti-emperyalist olmaktır. Çünkü Kemalizm anti-emperyalist olmak demektir. Bugün Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, Ege ve Akdeniz'deki haklarını korumak için verdiği anti-emperyalist savaşın ilk kıvılcımını, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bu milletin fedakar evlatları yakmıştır. Nitekim Kemalist kavramı ilk önce Türkiye topraklarını işgal eden İngiliz ve Fransızlar tarafından kullanılmıştır. Kemalist, bağımsızlığı için canını veren Türk milletini tarif eder. Kemalizm kavramı 9 Mayıs 1935'ten itibaren resmi kayıtlara girmiştir. Milli mücadele kahramanlarından Celal Bayar, 8 Kasım 1937'de mecliste okuduğu hükümet programında rejimi Kemalist rejim olarak nitelendirmiş, Kemalist rejim, mülkiyeti, kişisel çalışmayı, çalışma değerini ekonomik politikasının esası olarak almaktadır. Kemalist rejim, ekonomiyi bir teknik diye kabul etmektedir. Fakat Kemalist rejim ulusal çıkara uymayan sürekli bir kişisel çıkarı da kabul etmemektedir ve etmeyecektir. Kemalist rejim karakterci, yapıcı ve yaptırıcı olmaktır demiştir. Bayar Atatürk vefat ettiğinde tabutu başında seni sevmek milli ibadettir diyen kişidir. Atatürk demekten kaçınan CHP'li. Bir soluklanayım derken bu kez karşıma Atatürk'ün kurduğu CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Partisinin 97. kuruluşu nedeniyle internet ortamında yapılan bir toplantıda 1,5 saat boyunca Atatürk ismini kullanmaktan kaçındığı, onun yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ettiği ortaya çıktı. Kaftancıoğlu Atatürk ismini kullanmama gerekçesini şöyle açıklamış. Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendime ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum. Ona kızmıyorum. Kabahat onun değil. Atatürk'ün partisinde onu bu mevkiye getiren Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Selman Öğüt bir üstesin, Canan Kaftancıoğlu Atatürk demekten kaçınsın. Atatürk bu milletindir. Ata adını kullanan müptezel. Bu tartışmanın ortasına bu kez ata kız adını kullanan bir kişi yine Twitter üzerinden dindar insanları aşağılayan ahlaksızca bir mesaj paylaştı. Bu mesajında yan yana namaz kılan bir baba ve kız çocuğu arasında geçen sahte bir diyaloğa yer veriliyor. Baba ve kızın bir hoca tarafından taciz edildiği, babanın küçük kızına sus dediği yer alıyor. Bunu yapan kadın mıdır, erkek midir bilmem ama insan olmadığı açık. Tıpkı 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden o sahte tarikat şeyhi gibi. Atakız adını kullanan bu alçak şahsın paylaştığı fotoğrafın üzerine de mizah gibi görünse de ülkemizin kanayan en büyük yarası mesajını yazarak kullandığı sahte isim üzerinden Atatürkçü kesimle dindar kesim arasında çatışma çıkarmayı amaçladığı belli. Hiçbir Atatürkçü böyle bir hareketi yapmaz yapamaz. Görüldüğü gibi her kesimden provokatör boş durmuyor. Tümüne cevabımız belli. İslamiyet de bizim Atatürk'te. Nedim Şener